yönetilemeyen ilişki değil, yıllardır yanlış kurulan ilişki söz konusudur bu ülkede ve düzeltilmesi gereken budur. Ekipler geliyor Türkiye'den belli partilere mensup. Belli bir partinin milletvekillerine talimatlar veriliyor. Bunlar yaşanıyor bugün bu memlekette. Herkesin gözleri önünde yaşanıyor. Yani bunları görmeyen, idrak etmeyen bir arkadaşın kaldığı kanaatinde değilim. Ama artık 2020 yılında Kıbrıs Türk halkının kendi özgür iradesini ortaya koyacak yetenekte, çapta, kabiliyette olduğunu herkesin kabul etmesi lazım. Ve Kıbrıslı Türklerin demokrasisinin çalışır olması en başta Türkiye'nin meşruiyeti açısından son derece önemlidir. Kavgadan bahsedildi, Akıncı kavgacıdır mesajı verildi. Ne istedi Akıncı da kavgacı oldu? Savaş yerine barışı telkin etti, çatışma yerine diplomasiyi, diyaloğu öne çıkardı. Bu toprakların ne Rum'a azınlık ne de Kuzey'e vilayet olmaması gerektiğini söyledi. Bu konular üzerinde niçin duruyoruz, niçin olanı, yapılanı görelim, hep birlikte görelim ve bu ülkede yıllardır var olan bu ilişki biçimini bu seçim sonrasında el ele verelim, bir araya gelelim ve doğru zemine oturtalım.